Hakime Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun size de. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Öncelikle kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlmi adalet yerini buldu. Öyle söyleyeyim Müge Hanım. Peki. Zaten benim için insanlar şunu düşünüyor oradakiler. Diyorlar ki hakime suç almaktan korktuğu için her şeyi inkar etti. En başından beri söyledim ve hala söylüyorum. Eşimin ölümünde benim hiçbir ilgim ve bilgim yoktu. Kucağındaki bebek. Kesinlikle. Kucağındaki benim bebek. İçin, kızım benim kucağındaki için, bebek. O bebeğin suçu yok. Sus. Denizi getir. Yaren ablayı Denizi getir çabuk. Bana bak bana. Mezara getir işte. Mezara bence kızım. O kızı getir. Niye diyeceksin? Sen de o denizi diyeceksin. Denizi o diyeceksin sen de. Ya anlayamıyoruz ki. Bir saniye o da bir anlatsın. Bir saniye biz de sorularımızı soralım. Biraz sakin olalım. Böyle anlaşılmıyor. Bir Hakime Hanım konuşsun. Siz buradasınız zaten. Beni dinlesinler. Adalet yok, hukuka saygıları yok bunların. Beni dinleyecekler. Benim bir evladım izliyor yayını. Benim 2 tane evladım var. Ben acılarına saygı duyuyorum. Evet, büyük acı, evlat kaybettiler. Bir şey demiyorum ama bu ülkede kanun, adalet, hukuk var. O zaman her canı yanan, her evladını kaybeden eşkıya olsun, ev batsın, tehdit etsin, küfür etsin, çıksın medyada, her yerde karalasın. Ya benim evladıma izlettiriyorlar. Evlat. Senin o kocan! Senin o kocan! Senin o kocan Kemal var ya Kemal! Kızım kucağına babayı diyor ortalıkta geziyorsa ben de Şimdi bir dakika ben böyle algılamaya çalışıyorum iki tarafı ama yani anlayamıyorum. Hakime Hanım şimdi tabii ki hukukun verdiği karara, mahkemenin verdiği karara herkes saygı duymak zorunda. Üstelik bunu zaten yargıtay süreci var. Yargıtay sürecinde değişebilir bu kararlarda. Ama şu var ben size bunu sordum mu bilmiyorum ama şimdi siz eğer hamilelik süreci geçirmeseydiniz belki size hem Siyasettin'in annesi hem de rahmetli eşinizin ailesi bu kadar tepkili davranmayacaktı. Sadece anlayamıyorum. Hani bir evladınız var Allah bağışlasın kızınız var. Evlisiniz ve hamile kalıyorsunuz. Çok özür dileyerek soruyorum ama yani bu hamilelik süreci içinde ve sonrasında problem yaşayacağınızı tahmin etmediniz mi? Müge Hanım. Yani tamam, cevap vereyim. Ve gayet de akıllı bir hanımsınız. Teşekkür ediyorum. Yani o hamilelik ya olmazdı, olduysa da ya yine çok özür dileyerek söylüyorum herkesten ama devam etmesinin bu tarz problemlere yol açacağını düşünerek o bebek dünyaya gelmezdi. Haklısınız. Yani, açıklama yapmama izin verir misiniz? Buyurun. Müge Hanım, bakın benim eşimin çocuğu olmuyordu. Biz 3 yıl tedavi gördük. Kızım tüp bebek tedavisiyle oldu. Ben aklı selim bir insanım. Bir insanla isteyerek bir gönül ilişkisi yaşamak istesen, eğer başka biriyle bir şey yaşamak istesen en azından kendi yaşıma uygun birini seçerim. Bu Siyasettin Özaydın olmaz. Nişanlı bir insan. Ve benim Siyasettin Özaydın'ı gözlemlediğim kadarıyla kadına zerre kadar değer vermiyor. O kadına da aynıydı. O Gürcü kadına da aynıydı. Ve benim hamileliğim tamamen benim isteğim dışında oldu. Ben bilinçli bir insanım. Benim eşimin çocuğu olmuyor. Hiç mi düşünmeyeceğim ben ki? Ben bunu yapıyorum ama benim eşimin çocuğu olmuyor. Yarın öbür gün öğrenildiğinde benim başım belaya girecek. Ben düşündüm. Bakın olay olduktan sonra ben cebimde size yemin ederim param yoktu. Ben parasını sordum. 50 liranın üstündeydi. Gittiğimde bana eczacı şey dedi, bunun üzerinden hani sen ertesi günü hemen almak durumundaydın. Şimdi ben sana verirsem bunu zehirlenirsin. Ve ben bunu gizledim. Ben eczaneye gittim. Siyasettin Özaydın beni takip ediyor. Eczaneye peşime geldi. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim ki ilaç alacağım. Ben hamile kalırsam Siyasettin Bey ben biterim. Siz bana bunu yaptınız ama ben hamile kaldığım zaman benim eşimin çocuğu olmuyor. Benim hayatım biter. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Senin çocuğun olacak benden. Eğer bu çocuğa bir daha zarar vermeye kalkarsan kızının kemiklerini bulursun dedi bana. Ben bir anneyim ne yapayım? Siyasettin Özaydın'ı herkes gördü nasıl bir karakterde insan olduğunu. Kriminal raporlarını kabul etmiyor. DNA raporunu kabul etmiyor. Hala Deniz'in öldüğünü kabul etmiyor. Ben böyle bir zalimin eline düştüm. Ben ne yapayım? Annesi beni suçluyor. O zaman bütün bu ülkede tacize tecavüze uğrayan kadınlar İslam dışı da hamile kalsa erkeğin hiçbir suçu yok. Size yemin ederim Kemal Demir bir dakika dur ne olur babasını katma işin içine de hayatım. Yani şimdi biz kadınlar evet birçok alanlarda çok kısıtlıyız ama yani bir kadın hamileliğini sonlandırmayı, hamile kalıp kalmamak gibi durumlar da bizim elimizde. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ben istersem doğururum, istemezsem doğurmam. Kimsenin de ruhu duymaz. Hamile kalırsam aldırırım. Yani kadın olarak söylüyorum. Kendi üzerimden söylemiyorum. Şimdi tamam diyorsun ki sana dedi ki çocuğum olacak. Çocuğun da bilmem ne. E kalmadı mı hamilede? Ne yapıyor adamın ultrasonografik gözleri var da. Aa bir tane daha tıbbın ilaçlarla çözemediğini o mu yani gördü hemen senin o gece hamile kalacağını? Sen onun sözünü tutacağına yani sen de o çocuğu doğurmak istediğin bir şekilde. Öyle mi? Dur. Söylemeseydin hamile kaldığını. Hamileliğimi ben gizledim. Söylemedim. Bakın 2,5 aylık hamileydim ben. Ben ilaç içtim. Ve ben 2,5 aylık hamile olduğumu ben ambulansla bütün komşularım şahittir. Beni ambulansla hatta görümcem, kayınvalidemin kız kardeşi falan geldi. Beni ambulansla kaldırdılar hastaneye. Hastanede gözümü açtığımda Siyasettin Özaydın başucumda ağlıyordu. Ve Deniz de yanımdaydı. Elinde kağıtlar. Doktor geldi. Dedi ki eşiniz hamile hatta Siyasettin'e döndü dedi bunu biliyor musunuz? Çünkü Siyasettin başucumda ağlıyor. Elimi tutmuş. Deniz ayakta duruyor. Hatta Siyasettin'e dedi ki eşiniz hamile müdahale edemiyoruz. Hepsi sevindi. Deniz de sevindi. Siyasettin de sevindi. Kayınvalidem bana dedi ki siz farkında değil misiniz 2,5 aylık hamile olduğunuzun? 2,5 aylık hamile olduğumu doktor da raporda çıktı. Hayır yapıldı. Farkında değil misiniz siz hamile kaldığınızı? Siz hastanede mi öğrendiniz? 2,5 aylık hastanede evet hastanede. Ben ambulans ilaç içtim zehirlendim ben. Bayılmışım ambulansla kaldırmışlar. Bütün komşularım şahit yalansa bağlansınlar. Ben hastanede doktor elinde kağıtla geliyor. Diyor ki Siyasettin'e bir de dönüyor diyor. Diyor ki eşimiz hamile müdahale edemeyeceğiz. Midesini yıkayamayacağız. Bunları söylüyorlar. Yani bakın kayıtlar da vardır. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey asla olmaz. Ne olmaz hocam? Gerçekten bakın hamile olduğum bakın ben intihar ettiğimi falan söylemedim. Deniz de bilmiyordu. Bayıldı düşüncesiyle. Niye intihar girişiminde bulundunuz siz? Efendim? Niye intihar girişiminde bulundunuz? İlaç içtim ben. Niye? Çocuğu öldürmek için. Yani hamile olduğunuzu biliyorsunuz yani. Biliyorum ama kimseye söylemedim ben. Başka bir yolu yok muydu bunun Hakime Hanım? Biraz önce hastanede öğrenmişti. Doktor söylemişti. Biraz önce hastanede öğrenmişti. Bak. Hayır onlar hastanede öğrendi. Ben biliyordum. Ben evde test yaptım. Bu bilgisayardaki resimleri kime gönderiyordun? Onları da şimdi yayınlatacağım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Senin Siyasettin'den tek farkını adam öldürmemiş olman. Oraya çıkıp da bana ahlak dersi verme. Tamam mı? Senin Siyasettin bir şey anlaşılmıyor Hakime Hanım bağırınca. Vallahi bağır bakalım anlaşılmıyor. Ne zamana kadar bağıracaksın bağır. Yani ben de o şeyin çukurun içine düştüm. Çıkamadım diyor. Yaren baba diye bağırıyor. Vicdanı kabul edeyim. Mezarda takdirini almış mezarda şu anda. Baba diye Bilirdin kızına kadar düşkün olduğunu. İlize'ye gittiğine, derdine ki Deniz'i gönderme, ben boşanacağım. Vallahi billahi kızı yine gösterirdim sana. Ben de öyle bir vicdan var. Ben sizden rica ediyorum. Sadece Deniz sağ olmadı, başka olmak bir şey istemiyorum da. Bir ona sorun. Ben bak, mesela ben o Siyasettin para vermiş, bunu? Benim haberim varmış. Bilmem erzak alıyormuş, benim haberim varmış. O yeni olan o çocuğuna yemin etsin, ben adamı tanıyor muyum? Adamı tanımıyorum, bilmiyorum. Oğlumu Fındıklı'da vurmuş, Kestel'e gelmiş. Ben de hatta bundan aldım telefonunu. Adamı tanımıyorum ben, bundan aldım telefonunu. Ben aradım, ilk sefer Kestel'de gördüm adamı ben. Şimdi Kemal Bey bakın nasıl olmuş olmuş. Aslında şimdi her şey çok net. Bence bu kadar çok tırnağa, yalan, ayrıntıya girerek şöyle bir hata yapıyorsunuz. Birbirinize çok öfkelisiniz ama aranızda da ne yazık ki kopartamayacağınız bir bağ var. O çocuk var. Yani siz oğlunuzu ararken de burada defalarca gördünüz. Burada insanların sonra yıllar sonra nasıl annelerini babalarını aradıklarını, ne sıkıntılar yaşadıklarını vesaire. Yani Hakime de çocuğunu görmeli, çocuk da annesini görmeli. Çocuk annesiyle ilgili gerçekten doldurulmamalı. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani tamam yetişkin bir çocuk, artık o çocuk her şeyi anlayabilecek yaşta. Ama isteseniz de istemeseniz de artık hani onu bunu bırakıp çocuğun da bir yaşamı için, yani çok zor biliyorum bu söylediğim ama çocukla annenin de yani konuşturumu artık ister mi çocuğunla konuşmak Hakime Hanım bilmiyorum ama çocuk ister. Müge anneyle Hanım, görüşmek. Evet, Müge Hanım. Hani siz böyle ben para verdim mi vermedim mi falan diye kavga ettiğiniz müddetçe hiç olaylar çözümsüz bir noktaya gidiyor. İftira ediyor, bu nazoruma gidiyor benim. Ben yine diyorum, yine sözümdeyim. Kemal Bey Allah rahmet eylesin ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kadın halimle söyleyeyim, benim kocamın elini kimse hastanede tutamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler de bunu siz de biliyorsunuz. Sizin oğlunuz da bakın Siyasettin Özaydın sizin bütün aileyi hipnotize etmiş gibiydi. Ben ilk günden siz geldiğiniz günde söylüyorum. Oğlunuz evet rahmetli olmuştu ama o da o kadar adama inanmış ki her şeyine emanet ediyor. Böyle bir hayat yok yani. Ya, oğlumun inanması hayır, adam yok, beş yok. Vakit namazını geçirmiyor. Ay, o beş vakit namaz insanın Allah'la kendisi arasında beni hiç ilgilendirmiyor yani. Bu adamdan bana zarar gelmez diyor. Ama adam diyor ki Müge Hanım bu adam diyor ki ben DNA testi istedim ya. Adam diyor ki ya baban ne saçmalıyor ya diyor. Benim evde diyor Afife isminde bir kızım var diyor. He. Kızım neyse o da o bana diyor. Bu düşüp bayılıyor. Baban ne saçmalıyor diyor. O benim babam neyse o da o bana diyor. Sonra Yaren torunum. Mazer kimliği lazım oluyor. Mesela nüfusa falan bir yere gideceğiz. Allah Kur'an çarpsın yemin ediyorum size. Yaren kimliğini al dedim mi? Kimliği şöyle tutup getiriyor bana. Niye? Yaren ne oldu diyorum. Dede kurban olayım ne olursun nüfusa gidelim diyor. Niye? Şu pisliğin diyor bu ismini sildirelim buradan diyor. Dememeli işte o çocuk öyle. Yemin ediyorum aynı söylüyor çocuk. Ama dememeli. Çünkü diyor işte. Benim gözümün önünde diyor. Benim gözümün önünde babamı aldattı diyor. Babamı öldürdü diyor. O kadını asla görmek istemiyorum diyor. Hatta bizi hangi mahkeme? Aile mahkemesinde psikolog dinledi. Psikolog dinledi. Çocuğun raporu var. Asla yani görmek istemiyor çocuk. Çocuğu da Kemal Bey bu kavganın içerisine sokmamak gerekiyor. Hayır mümkün değil. Ben şimdi bizler tabii ki yetiştirdiğimiz ama çocukları etkilediğimiz yani. Sürece şey. O da tepki alacaktır. Yapabileceğiniz şu. Çocuğun bir takım tanıklıkları olabilir. Bunları tedavi ettirmeye gitmek lazım. Yani daha fazla bu yaşamış olduğu tanıklıkları daha da alevlendirmeden bir şekilde çocuğu düzeltmek, psikolojisini düzeltmek gerekiyor. Tam da hocam, bir saniye. Hakime amcım bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi aradan bunca zaman geçti. Tabii hani geçtikten sonra konuşması kolay ama sen şimdi düşündüğünde senin hatan neydi? Hani şimdi burada hiç kimsenin hatası yok anladığım kadarıyla. Yani hani hiç hırsızın hiçbir suçu yoka geldik. Rahmetli hata etmiş. İşte güvenmiş Siyasettin'e. Sana inanmış. Kemal Bey hata etmiş. Ben inanınca suç mu oldu? Efendim? Herkes inanıyor. Türkiye'nin önde gelen kanalları doktor diye tanıtıyor. Ben inanınca, Deniz inanınca suç olmuyor. Ben inanınca suç olmuyor. Senin hatan neydi? Benim hatam neydi biliyor musunuz? Benim hatam Siyasettin Özaydın'a inanmaktı. Bir, ikincisi de var ya onların çaresizliğine acımak. Deniz Deniz'in evine icra gelmesin diye acımaktı. Siyasettin Özaydın bana tecavüz ettiğinde gidip Allah şikayet edecektim. Buydu. Ama kızım için yapmadım. Deniz'e bir şey yapar diye yapmadım. Çünkü gördünüz, Deniz mazlum insan. Kimseye bir şey yapacak insan değil. Siyasettin gene Deniz'e bir şey yapardı, gene yapardı. Bana ne dedi biliyor musunuz Müge Hanım? Kayınpederini dedi ortadan kaldıracağım dedi bana. Bursa'dayken yemin ederim dedim ki babamın kılına zarar gelirse dedim sizi şikayet ederim. Ben sizinle geleceğim nereye istiyorsanız dedim. Ne diyorsanız yapacağım ama Deniz'in borcu bitecek dedim. Benim Deniz'e sözüm var, Deniz'i yüzüstü bırakamam. Ben Müge Hanım daha Siyasettin Özaydın hayatımızdaydı. Biz gittik Deniz'le ev aldık, kredi çektik. Evimi dayadım, döşedim, çocuğuma oda yaptım. Deniz'i sevmesem, istemesem ben bunları yapar mıyım? Hangi insan, bakın Siyasettin diyor ki hakime komplo kurdu, Kemal diyor ki oğluma komplo kurdu. Bir insan komplo kurarken kendi çıkarlarını gözetir. Benim hayalim, benim kendimle ilgili gelecek planım. Deniz mezara, Siyasettin hapse, ben de bir çocukla sığınma evlerinde. Bu muydu benim hayalim? Peki ama iyi de hamileliğini öğrenip de o çocuğu aldırmayınca ne hayal kurmuştun sormasaydı? Aldırtmadım. Ya nereden haber olacak hayatım ya? Yani beni şimdi açık açık konuşma yani, hepimiz kadınız artık. Müge Hanım, torun torba sahibi olacağım neredeyse diyorum. Yani nasıl anlayacak ya adam, nereden peki, anlayacak size, hamile? Ben de size bir soru sorayım. Hiç %20 bile ihtimali olmayan bir adam, çocuğu olmayan bir adam ilk çocuğumuz süper olmuş. Deniz hiç mi anlamadı? Benim bakın yanımda yatan eşim şüphelenmiyor ama kayınpederim diyor ki bu çocuk Siyasettin'den. Ya bak bunu işte, emin bir şekilde. Hakime ama bak bir dakika. Hakimeciğim ama bak. Benim işte zaten bu mevzulara tepki göstermemin tek sebebi bu. Ben evlenirsin, boşanırsın, geçinirsin, geçinmezsin. Mesela hiç oralarda değilim. Bunlar insan ilişkileri içinde, hayatın içinde her şey evet olabilir. Kimse başıma gelsin gelmez demesin ama erkeklerin bence zayıf oldukları tek nokta var. Bunu daha evvel de söyledim. Çocuk meselesi. Biz doğurduğumuz çocuğun kendimize ait olduğuna inanıyoruz, biliyoruz. Ama beraber olduğun adama al bu çocuk senin diyorsun ve kucağına bir tane bebek veriyorsun. O da dünyanın en kötü adamı da olabilir. Sana güveniyor ve o çocuğun kendine olduğuna inanıyor. Yani sana güveniyor. Şimdi biz bu kadın erkek arasındaki bu güven duygusunu zedelersek bir kişiyle, 3 kişiyle, 5 kişiyle o zaman yani kadın erkek ilişkisinin anlamı kalmaz. Bir kadının da bırak kocasına, sevgilisine falan çocuğu için yapması gereken bebeğin babası kimse onu dürüstçe söylemektir. Yapamıyorsan da kardeşim bak ben kimse gitsin çocuğuna kürtaja mürtaja falan hani destek veriyor değilim. Ama sonunda eğer bu kadar canlar yok alacaksa ya korunacaksın ya da bu çocuğu dünyaya getirmemenin uygun bir yolunu bulacaksın. İki erkek, bir kadın, bir bebek. Nasıl korunabilir Müge Hanım? He? Tecavüze uğrayan bir insan nasıl korunabilir? Benim eşimin çocuğu olmuyordu, korunmuyordu. Tecavüze uğramışım. Ben ne diyeceğim? Siyaset... Bununla ilgili yine gidebilirdin. Yani ya yapılabilecek birçok şey Müge Hanım, olduğunu... sığınma evine bile başvurdum. Bırakmadı peşimi. Bu çocuk doğacak diyor, Mehdi olacak diyor. Bırakmadı peşimi. Hayatım şimdi bu adam sana pazartesi günü sana kötü bir şey yaptı değil mi? Pazartesi günü. Tamam sen de salı günü gidip bunu halledebilirdin yani. Şimdi ben kadın doğum uzmanı falan da değilim yani. Şimdi bu konuda da ahkam kesmeyeceğim ama neyse yani o sana demiş ki Mehdi doğacak, sen de Mehdi doğuracağım deyip geziyorsun yani. Sonradan da doğan tövbe yarabbim Mehdi'ni bak DNA testini kabul etmiyor, babalığını kabul etmiyor adam. Yani biraz da ne olursunuz kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Bakın, biraz da ayaklarınızla konuda... yere bassın be yavrum ya. Ben size ne diyorum, hatalarım var diyorum, göz yummayacaksın. Ben bu konuyu tamam haklısınız, ben bu konuda bir şey demiyorum ki ama cinayet olayını kabul etmiyorum ben. Ben hiçbir zaman, ben beraat etmeyi bu yüzden istedim. Hiçbir anne istemez ki annesi babasının katili diye yargılansın ve ceza alsın. Ben çocuğum için istiyordum beraat etmeyi. Benim hayatım zaten bitti. Ama şimdi şöyle bir şey. Bakın Deniz Özde Allah rahmet eylesin. Hayat bir kurşun sadece bir cana değil kaç insana sıkıldı. Hayat bitti yani evlatlarım benim, ailemin. Şimdi kayınvalidem orada diyor ki işte hakime işte o ayarttı, üçkağıtçı işte bir sürü. Ben eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Siyasettin beni 12'de evde bırak. Doğru söylüyor annesi. 12'de evde bırakıyordu beni. Geliyordu bir de bizde çay içiyordu, muhabbet ediyordu. Annesi bana diyor ki Siyasettin evden gittikten sonra Hakime, Ufuk'un borcunu ödememiş. Siyasettin'e söyle de borcunu ödesin. Ayağımı tedavi etsin. İşte Siyasettin'e söyle de Ebru'nun dişlerini yaptırsın. Yalanın batağı. Yalanın batağı. Hakime, Kemal, yalanın batağı. Siyasettin'in yanında çalıştığını duymuş Kemal. Babasına gizli bin arabasına görmesin. Hakime, Kemal Bey'le Müge Hanım bir şey soracağım. Bu ülkede bir kadın tecavüze uğradığında neden en büyük bedeli kadın ödüyor? Ya da bak beni bir dinle beni. Kemal diyormuş ki bir dur. Kemal diyormuş ki Şimdi bu konuşmanın şeyini amacını aştı. Amacını aşıyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani bu cinayette dediğim gibi mahkeme sonuçta karar vermiş sizin beraatinize. Bizim bunun üzerine yargıtay sürecini bizim de ailenin bekleyip o süreci beklememiz gerekiyor. Yani hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak. Ben sadece size söylemiyorum bunu. Ben genel itibariyle söylüyorum. Diyorum ki kocalarınızı, bebeklerin DNA'sı vesaire yani babalık konusunda kocalarımızı, sevgililerimizi, eşlerimizi kandırmamalıyız. Yani bunu da bir tek sadece kocanı değil yani onun da bütün bir sülalesini kandırıyorsun. Ve artık bu DNA testi denen şey anne karnında bile ortaya çıkan bir durum. Yani seviyorum, aşık oldum, onun çocuğunu dünyaya getireyim. Tamam da önce bir nikahını kıy. Hani hep diyorum ya bir kronolojik sıra var. Önce kocandan boşan, sonra git onunla evlen, sonra git istiyorsan ondan 10 tane çocuk doğur. Başımla beraber ona bir şey diyecek bir durum yok. Fakat böyle iki erkek bir kadın kocadan olmayan çocuk yani sonunda zaten biri birini öldürecekti Hakimeciğim. O yüzden aslında sen öldürdün demiyorlar da diyorlar ki keşke kadın olarak sen kadınlar daha organizecidir ya keşke bu işi bir organize etmenin yolunu bulsaydın diyorlar aslında sana ondan öfkeliler. Evet. Müge Hanım benim oğlum anlatabiliyor muyum? Ya, bir saniye yani ayrıca vallahi hiç kimsenin kayınbiraderimin borcu da beni ilgilendirmez yani. Şimdi senin anlattığın seni de kötü duruma düşürüyor ya.